Kardeşim çekil, yarışım var ya, pis herif. Allah senin cezanı vermesin Carlos. Herkese merhaba arkadaşlar, yapacağımız kanalımız Zatfin. Ve arkadaşlar bugün sizinle beraber Need for Speed'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hemencik yarışa geçiyorum. Öncelikle güzel destekleriniz için ve güzel yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Bu beni bayağı gaza getirdi. Birazcık da motor modifiyesi yaptım arabaya. Onu keşfettim garajda falan. Araştırmamışım. Direkt visual'a gittik yani. Görsel olarak arabayı iyileştirdik. Paranın hepsini harcamışız saçma sapan yere. Ona üzüldüm birazcık. Çünkü motor kısmında biraz para yetişmedi yani. Hala modifiye etmem gereken birkaç parça vardı. Neyse. Kazandıkça yapacağız. Direksiyon ayarlarını 450 dereceye aldım. Ve daha rahat olduğuna karar verdim şu an. Daha iyi dönüyor en azından. 900 derecede tır kullanır gibi döndürüyoruz. Evet, oyunda. Manuel kısmını araştırdım. YouTube'da, Google'da falan da baktım. Şu anlık hiçbir şey yok. İnşallah güncellemeyle manuel olayını verirler bize. Şu an çünkü değil yani. Otomatik. Ve yarışıyoruz. Amy ile kapışıyoruz. Bu arada motor falan yani arabayı modifiye etme kısmında Amy ile yarıştıktan sonra birçok parça açılıyormuş. Onu da keşfetmiş oldum ve arkadan geliyorlar. Hey. Arka kamerası vardı. Ha şuradaydı. Oba. Kendimle beraber göster dedim. Arkamda benim gibi birisi daha mı var? Dön 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 dön. İyiyiz iyiyiz. Gayet iyiyiz. Ama yapışıklar arkamda ya. 3,5 kilometre yolumuz var. 6. vitese taktım sonunda. Evet, harika bir şekilde dönüyor artık aracımız gördüğünüz gibi. Arkadaş bunların arabası çok azıcık daha hızlı gibiler. Çünkü hızlıca peşimden geliyorlar. Level up, harika. Levelimiz yükseldi. Bu da kim lan? Abicim sen niye böyle dandik arabaylasın? Kardeşim çekil, yarışım var ya, pis herif. Allah senin cezanı vermesin Carlos. Abicim yarışa bu kadar az kalmışken ya. Ama ayıp, ayıp ya. Böylesi olur mu? Bende şans yok bu oyuna başladığımdan beri bende şans yok. Çekil, seni alayım bari ya. Bak yetişemiyorum şimdi de peşlerine. Arkadan gelince hızlanmıyor muyuz? Öyle bir teknik yok mu? Bilerek yaptılar gibi geldi bana, bilmiyorum. Bilerek sanki oyun bizi ilk başlarda en azından birinci olmamızı istemiş gibi. Ben öyle hissettim, bilemeyeceğim. 4000 dolar. İyi para. 4000 dolarla ben birçok modifiyemi yaparım arkadaş. Hadi bakalım. Kapışırım. Vallahi kapışırım. Fena değildin ama teki tekte ne düşünüyorsun dedi. Kapışalım mı teki tek dedi. Var mı Emicim? Alırım ama anahtarını ha, ona göre. Neyse bir takılma falan var şu anda. Birkaç arkadaşımız şey sormuş. G27 ayarlaması falan. Of. Ayarlama page up'tan oradan kontroller kısmından G yani direksiyonu seçiyorsunuz, bu kadar. Gerisi otomatik. Sonra tuşları oynamak istersen üstüne gelip enter'a basıyorsun, istediğin tuşu atıyorsun vesaire, bu kadar. Başka da bir detay yok. Onun dışında oyun nereden aldım? Oyunu GK'dan aldım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. 127 lira mı 130 lira falan civarında bir para ödedim. Daha preload yani şey ön siparişteyken satın aldım ben oyunu. Yani bu oyun korsana düşmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü onu önleyebilmek için sürekli online olma olayını keşfettiler. Yani sürekli online olmak zorundasınız oyun oynarken de. Korsana karşı herhalde. Evet Emi'cim. Neredesin? Emi çok arkadan başladı. Niye? Bugün bir gariplik var oyunda. FPS düşmeler falan siz de anladınız. Neyse. Devam edelim. Optimize olayını tam daha yapmamışlar gibi mi desem. İnşallah Origin'de oyun bu arada. Güncelleme gelip gelmediğini de bilmiyorum. Origin platformunda çok takılan birisi değilim çünkü. İnşallah hızlıca getirirler birkaç tane güncelleme. En azından şunu manuel kullanalım. Birazcık optimize ihtiyacı var falan filan. Emicim, sen çok yavaşsın ama kızım. Biraz hızlan da öyle gel. Garajın tünelin içinden. Basit bir şekilde diyeceğim de Emi sürekli peşimizde ya. Bir kaza falan mı yaptırsak bu Emi'ye?
Ben nitro eklemem lazım. Evet, biraz geride kaldı. Nitro eklersem çok daha iyi ara açacağım bunlardan. Drift atması için garajda ayarlama çekmeniz lazım. Onu ayarlamadım. Onu ayarlarım belki ilerleyen bölümlerde. Drift'e özel bir şeyler yapabilirim. Bu oyunla ilgili çok fazla planım var çünkü. Emicim yok öyle bir dünya. Arkadan, arkadan lütfen. Allah Allah, öyle kolay mı lan? Gelsin. Öne geç ha. Ben champ'im lan, champ. Sen champ'im önüne geçer misin? Geçemezsin. Hop, FPS düştü orada. Emi'yi de kaptım. Yani bu kadar. Emicim bak, direksiyon bile bıraktım ya. Çok basitsin. Para alayım. 4000 dolar. İyi para veriyorlar ha. Bayağı araba modifiye edebiliriz biz. 1000 puan da kaptık. First. Reputation yani. R dediği. Bu da oyun içinde level kasmamız gerektirecek. Puanlar işte vesaire vesaire. Ara bakayım. Ara şimdi. Ara Emicim. Ara beni. Arasana kızım. Arasana salak. Neyse tamam, sen bir takıl. Abi şu harita olaylarını, tuşlarını çözmem lazım. Neredesin harita? Gerçi artık mod yap şey, arabayı modifiye edebilirim. Şimdi hemen şurada yarış varmış aslında. Burada kısaca bir yarış varken hemen kapayım ben bu yarışmayı. Sonra belki arabayı modifiye ederiz. Oh, acayip iyiydi. Tamam. Manny bir yarışma var demiş. Takılacağız onunla da yine. Garaja falan girmiyor muyum? Direksiyoncum sakin olur musun? Aynı muhabbet Need for Speed Duran'da da vardı. Aha, hikayeye girmişim yanlışlıkla. Sanırsam Emin yanında falan. Abi adam çok ters baktı. Hey! Tabii ki de sen haklısın. Evet, ben bilardo hakkında hiçbir cacık bilmiyorum. Bu ne demek? O iyi miydi? Evet, yine iddia ettiler. Para o. 4 dolar mıydı? Cidden 4 dolar mı ya? Her el başına 4 dolar. Acayip az para. Ne haber kız? O kız çok tatlıymış. Yine kaybedeceksin Spy. Baba parası yiyen Spy. Abi özlem, bilardo oynamam lazım benim. Çok özlemişim bilardoyu be. Ya tabii tabii. Nasıl gidiyor? İyi gibi. Kazanıyoruz, para kapıyoruz vesaire. How much caffeine do you have, Spike? Ne kadar kafein var senin için? Not be slow. You think Magnus got what he's there by taking it easy? Huh? No, but then again, he ain't you. Hey, ya dediğim gibi şu videolar acayip uzun. Yeah, that's the sound of me not giving a damn. Daha kısa tutmaları gerekiyordu bence. Yani adamı oyundan soğutuyorlar. Looks like it's time. Zamanı geldi. Keep your phone handy, man, because tonight's gonna get real busy. Telefonunu yanında tut. Bu gece fena kopacağız dedi. Hadi bakayım. Yarışmaya mı gidiyoruz? En sevdiğim. 4000 dolarcıklarını bir alayım da akılları başlarına gelsin. Çocukların. Hop. Spike konuşsun. Aa, 1 dakika 44 saniye içinde finish'e ulaş dedi. Süreyle yarışacağız. Süre kapışması. Sonra arabayı modifiye edeceğim büyük ihtimalle, garaja kaçıp. Teleport olayını da çözdüm. Hızlıca artık gidebileceğim. Yolda bekletme falan olmayacak. Bu yarışmayı bir kazanalım da. 2000 dolar da karımız olacak tabii ki de bu işten. İyi, 10.000 yapacağız yani. 10.000 ile garaja girersem her şeyimi fullemiş olacağım. Harika, güzel haberler. Oh, bu ara yok zannettim bir an. Hadi gir. Tek başına da çok sıkıcı be zamana karşı. İyi, 10 tanesini geçtik. Ve süreyi yarısına bile yetmedik. Daha 1 dakikamız var fazladan. Çok iyiyiz.
yuh. Harbi berbat bir şekilde girdim orada duvara. El frenini çekeceğim bundan sonra. Evet, böyle dönmek daha mantıklı. Kaç? 15. 4 tane daha checkpoint var ve zamanımız bayağı azaldı. Hadi bakayım. 700 metre kaldı. Müzik niye az geliyor? Müziği açmam lazım birazcık daha. Wow. Bu kadar. Mis gibi kaptık paramızı. 10.000 dolar cepte. Evet, gelin şimdi bakalım. Bir güçlendireyim şöyle her şey. Air filters. Al arkadaşım. Başka var mı? Hmm, okey. Bunlar sonra. Kapalım. Ne çıktıysa alıyoruz. Dahası sonra. Gördüğünüz gibi bazıları aşağıda aim emission falan diyor. Oo, turbo. Bunların arasındaki fark ne? Horsepower. Ha. Tamam, bu ilk başta hızlanmasına yardımcı oluyormuş. O yüzden bunu tercih edeceğim. Kesinlikle turbo. Ha, paramız bayağı fazlaymış. Daha iyisi. Evet. Motor bloklarına benzettim ben ama. Gördüğünüz gibi Amy ile görev yaptıktan sonra diyor. Arkadaş çıksana. Escape'e basmıyormuşum. EQ'yu edinmiştim. Engine block. Engine motor bloğu buradaymış. Daha sağ çıkmaydı. Değil. Oh. En iyiler. Tak abicim. Para bol. Woohoo. Arabamız uçacak bundan sonra. Ben size söyleyeyim. Nitro'ya gel. Nitro'ya geleceğiz şimdi birazdan. Nitro taktıralım. Nitro da birazcık pahalıydı. Ama turbo kadar değil tabi. Oh, turbo kadar da varmış yani. Al abi, al. En iyisi bizim olsun. Başka var mı? Al. Ne açıksa? Tire. Abi o kadar tire aldım. Mid drift. Alalım. Biraz kayalım. Abi, ne çabuk açılmış bunlar ya. Resmen param harcettiler. Tamam. Bitti. Yes. Evet, arabamız modifiye ettik ve bakın neler yapabiliyoruz artık. Yani bunu daha önce de yapabiliyordum ama çok hoşuma gitti şu an. Bak turbayı. Lanet pislik. İyi oldu be. Araba harbiden iyi oldu şimdi. Turbo da taktık. Of. Evet, hemen yarışmaya geçelim. Orada görelim. Bu arada hızlıca gitme olayım. Bunlar yarışma mı? Yarışmaymış. Sprint Race. Evet, şöyle yaparsak teleport oluyor. Sağ sol olay. Teleport diyoruz. Bir de yarışmayı bekleyecek miyim? Yok, bekletmedi. Harika. Race to finish line. Tamam. Bu kadar basit. Sprint yarışları zaten bildiğimiz, belli bir yüzde veriyor. O yüzden bitene kadar yarışmada ilk sırada gelmemiz gerekiyor. Arkadaşlar çok arkadan başlıyor bunlar, anlamadım niye böyle. Çok basit olacak. Arabam da çok hızlı ya şu an. Öf şimdi uçuyoruz. İşte şimdi nitroya bastım. Allah, çok hızlıyım. Lanet olsun. Oo, hala bitmedi. Bu kapanmıyor mu kendisi? Nitron kendisi kapanmıyor mu bıraktığımda? Ha, kapanıyormuş, tamam. Adamlara fena ara açacağım yani, fena. Saniyeler, dakikalar falan yani.
Arada bir takılmasan iyisin. Gayet iyisin. Drift yapma olayını hala açmadım. Aslında garajdayken onu yapaydık daha iyiydi be. Yaparız. Okey. Yapacağım. Belki böyle drift atarız ha. Destruction. Nitromuz çabucak doldu. Abi nitronun sesi hiç yok ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hemen settings'e gel. Audi settings. Efekti biraz kısayım. Bunlar tamam. Yes. Müziği duyalım şöyle ya. Abi ne oldu ki? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Abi bu oyunda bir şeyler oluyor ya. Benim anlamadığım bir şeyler var bu oyunda. Siz şahitsiniz. Her şeyi görüyorsunuz yani. Neyse yetişirim herhalde. Daha zamanım var. Seni aldım. Üçüncüsün sen. Geri git. Fair Lady. Dedim. Bir el freni çekeydim. Sonradan kayma yaptı. Araba sonradan kayma yaptı ve bir kilometre kadar kaldı yani. Birden birazcık daha fazla. Öndeki iki arkadaşa yetişemeyeceğim gibi geliyor ama bakalım. Hızlıyız. Nitro, 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 nitro. Bas abi, bas nitroya bas. Dayan nitroya. Tamam, aldım. Ooo, Miata vardı adamda, gördünüz mü? Mazda Miata. MX-3 olarak geçiyor sanırsam modeli. Harikayım. Oyun benim birinci olmamı istemese dahi ben birinciyim. New personal best. Best ne? Sakin, sakin. Kendine gel. Kendine. Adam, tamam. Stres yapma. Stres yapma. Şimdi başka yarışmalar falan bir sprint'e daha mı girsem yoksa? Burası garaj mı yoksa yarış mı? Aa! Drift contest. Hızlıca giden drift yarışması varmış. Kaçırmayalım drift'i. Emi'nin yarışması da olabilir. Çünkü Emi yarışmalar yaptığı zaman sonrasında yeni modifiye edebileceğimiz şeyler açıyor. O yüzden bunlar çok önemli. Finish. In top 2. Of. Yapalım şu işte. Ben bırakayım. Woohoo! Yani ilk 2'de olmamız lazım geçebilmemiz için. Abi el freni çekiyorum ama bu böyle olmayacak sanki. Bakalım. Kay. Kay dostum. Bu kadar berbat drift yapmama rağmen 5000 puanım var. Harika, oyun çok basit. Bu benim çok da hoşuma gitmiyor şu an. Yani arcade oyunda ne beklersin diyorsun sonra da. Ha, birinci olmuşum. El frenine aban, sonra da direksiyonu döndür. Ne kadar kural basitmiş mi ya? Bu değil abicim drift. Tekerler driftlere özel yapmam lazım. Evet, 55 saniye kaldı o süreye kadar. Böyle devam etmem gerekiyor. Hızlandıkça daha iyi puan alacak. O yüzden birazcık daha hızlanayım. Oh, çarpma. Ah be. Frene basıp gaza yüklendim, oluyor mu diye. Çok bir şey olmadı. El freni daha mantıklı be. Dön. Aynen öyle. Yol çok sıkıcı Emi'cim. Niye burayı seçtiniz? Need for Speed Underground 2'den öğreneydiniz drift yollarını. Ooo. Ama pisti tabi orası. Of. Yağdırıyoruz abi. Yağdırıyoruz. 33.000, 34.000. Biz de sizin gibi dönelim bakalım. El frenini çekmeden. Çok basit oldu bu. DK deyin bundan sonra bana. Yabancı oyuncu değil, DK deyin. Arabayı biraz haşat ettik önünü. Level up falan da olmam gerekiyor herhalde.
Emicim ara bir aynen. Bir tebrik et. Wow tabi. Ya. Ya. Sen ne zannettin kızım? Bir tane daha drift yarışmasın var. Bir dakika. Aynı değil değil mi? Yani inşallah aynı değildir. Hadi bakalım. Girelim. Amy bize şu an göstermek amaçlı da gösterelim. Bu sefer el freni hiç çekmeyeceğim. Sadece gazda döneceğim. Bakalım nasıl olacak. Amy yine yarışmada. Sadece gaz, direksiyon, belki de fren. Şu an 0 puanı yazıyor. Harika. Evet, FPS düşüşünü gayet de görüyorsunuz. Puan kapamadık orada çarptığımız için. Çekil! Tabloyu alacağım ben, çekil! Evet, birinci oldum. Gayet basit bir şekilde sadece gazla bile birinci olabiliyorum, biliniyormuş. Ama şu an ikinciyim, dön. Ama el freni çekmezsek pek araç dönmüyor. Abicim niye takılıyorsun sen ya? Ben üçüncüyüm. El freni zaman demek ki. Şöyle el freniyle kimin DK olduğunu bir hatırlatayım şunlara. Direksiyon başında pek telefonla konuşmamam lazım ama hadi seni mi kıracağım? Buluşalım diyor kız. Hayırdır kız? Beni mi özledin? Dur. Zaten şurada 5 saniye kalmış, neyin derdine düştün sen arkadaş? Direksiyon bıraksam zaten birinciyim. Geç bunlar, çok basit bunlar. Amy bize yazıyor mu acaba? Öyle bir şey olabilir mi? Aynı drifti yaptırıyorlar. Hemencik Amy ile bir görüşelim. Ooo, sprint race. Yalnız medium diyor, alabilirim gerçi de. Direkt yarışa geçelim ya. Alırım ben bu yarışı. Ara kısa olduğu için yüklemesi falan kısa olacak mı? Evet, öyle oluyormuş. Ara uzadıkça yükleme de uzuyormuş vesaire. Emine yarışıyoruz yine. Okey. Yukarıya doğru mu çıkacağız? Gel Emicim. Yine rezil olacaksın ama hadi hayırlısı. Oo, bu sefer Emi önden başlıyorsun ha? Haydi. Nitro'yu basar. Peşinden yetişirim. Nitros dedim çünkü Nitro ile Nos diyecektim. İkisi karıştı. Emicim hızlısın ama biz de boru değiliz. Arabada yok yani. Anlatabiliyor muyum? Wow. Sen bu işlerin ustası olabilirsin ama paraya bakıyor bu işler. Yani motoru doldururum. Sonra da birinciyim. Bak geliyorum. Amy geliyorum. Çekil Amy, kork benden. Hey. Altıncı viteste arabayı 260 kilometrelik diyormuşuz bu arada. Hiç o taraflara bakmamıştım ben. Oo, 5 kilometrelik yol var. Uzun bir şey seçmiş bu sefer. Ama tabii ki de ara açmamız için bolca zamanımız olacak demek bu da. Hadi Amy. Çabucak bitiyor Venos. Ne kadar arkada acaba? Onu yazıyor mu? Onu yazmıyorlar. Böyle çok sıkacağım Amy yani sensiz. Evet, kamera kayıt duydu, durdu. Birazcık daha zorlayacağım.
Hala kaydedebilirsin gibi geliyor bana ama. Lan fotoğraf değil be abi ya. Tamam geç. Kaza yapmak da istemiyorum. Oh oh oh, ne oldu orada? Yine aşağı düşebilirdim. Allah'tan bir şey olmadı. El freni etkisi. Yok diyor, kayıt yapamam artık, yeter bu kadar kayıt dedi. Yol da bitmiş be. 500 metre yol kalmış. Yay! Hey! Hey! 7000 dolar iyi para. Gerçekten çok iyi para. Ben bu gidişte bayağı iyi şeyler yaparım yani. Güzel arabalar bekliyorum. Arabalar açılsın. Araba mağazası tarzında şeyler var mı? Onu çok merak ediyorum. Nasıl alıyoruz araçlar vesaire. Emücüm, araba kim? Ara şöyle bir utan. Bir utan şöyle aynen. Dude, what? You for real? Sen ciddi misin? You're in rare company, my friend. I'll catch you later. Sonra haberleşeceğiz dedi. Tabii rezil oldun değil mi? O araçla olmaz bu işler. Polis mi oğlum, polis mi? Lan polise mi sen, kime atarlanıyorsun? Lan dur. Polise yakalanmayalım. Ama biraz oyun oynayalım polisle. Şöyle bir kaçayım. Dörtte miymiş? Ünlülük olayı da var tabii polislerden kaçarken. Cool down. 6 yanlış, ben fark etmedim. Wow. Bu kadar mı? Yükleme olayında hala sorunlar var. Senin etrafında döneyim. Hey, bu eğlenceyi sevdim. Bu eğlenceyi sevdim abi. Bu eğlenceyi sevdim. Bu eğlence harika. Bu eğlence güzel. Get Around şarkının adı. Oh, kırılmıyor mu bunlar? Evet, artık kaydı bitireyim. Bayağı bir oynayasım varmış. Eğleniyorum açıkçası. Bu oyunu sevdim. İkinci bölümde daha çok sevdim. Evet. Bayağı puan da kasmışım. Reputation 160 gibi olmuş. Para herhalde bir 15-20 bin yine oldu. Yine önümüzdeki bölümlerde ne yapacağız? Tabii ki de bol bol yarışmalara katılacağız. Bol bol senaryo işleyeceğiz. Ve yeni arabalar açıldıkça, para kazandıkça arabaları satın alarak size modifiye falan tarzında böyle ekstra bölümler yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü çok hoşuma giden araçlar çıkacağını biliyorum. Klasik arabalar özellikle. O yüzden beklemede kalın diyorum. Seri şeklinde devam edeceğiz. O yüzden serilere, beğenileri, paylaşımları ve yorumları esirgemeyin. Ve bir sonraki arka videolarda görüşene kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.